Merhaba arkadaşlar, bugün son videomda anlattığım kara kaleme giriş videosunun ikincisiyle buradayım. İlk videoda portre çizmenin kurallarından bahsetmiştim. Bugün de 3 farklı şekilde tonlama yapmaktan bahsedeceğim. Aynı zamanda kara kalemde kullanılan malzemelere ve nasıl kullanıldıklarına değineceğim. Malzemeleri de açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi ilk olarak silgilerden bahsetmek istiyorum. Bir süredir Mikron'un bu silgisini kullanıyorum. Normal geniş alanda yaptığımız hatalar için. Bu kalem silgi ucu diğer silgilere göre daha ince olduğu için sert silmem gereken küçük alanlarda kullanıyorum. Markasını bilmiyorum ama bir hobi markete gittiğinizde kalem silgi derseniz bunu verirler veya başka bir markasını. Silgisi bittiğinde de toplu olarak uçlarını satın alabilirsiniz. Bu hamur silgi, buna kesinlikle ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle çok koyu olmaması gereken bir kısmı koyu yaptığınızda tamamını silmenize gerek kalmadan fazlasını hamur silgiyle alabilirsiniz. Veya ucunu bu şekilde sivriltip silmek istediğiniz küçük kısımları silebilirsiniz. Big Point'in 0-5 uçlu bu kalemini tarama dediğimiz daha çizgisel görüntü elde ettiğimiz tonlama yöntemi için kullanıyorum. Ben genelde tarama yaparak çizim yapmayı daha çok seviyorum. Tarama dediğimiz tonlama şeklini birazdan gösterdiğimde çok daha iyi anlayacaksınız. Bu Derwent'in 3B kalemi. Ucunu açtığım için hangi seri olduğunu bilmiyorum. Almak isterseniz bu görünümde ve parlak gövdeli bir kalem. Ucu yumuşak ve güzel. Videonun başında bahsettiğim gelişigüzel tonlama yönteminde bu kalemi kullanacağım. Lyra'nın 3B kalemi var elimde. Güzel sanatlara hazırlanırken atölyede bu kalemi kullanıyordum. Memnunum. Bu Faber'in HB kalemi. Kalemlerin en açık tonu olarak ben HB kullanıyorum. Ondan bir açığı F, sonra H, sonra 2H, 3H, 4H olarak açığa doğru gidiyor. Ben HB tercih ediyorum. HB'den sonra da B, 2B, 3B, 4B olarak da koyulaşıyor. Bugün ben 3B ve 6B kullanacağım. Bu ikisi güzel bir eskiz yapmak için yeterli olacak. Aslında tek bir kalem de yeterli. Bastırarak da benzer etkiyi görürsünüz zaten. Bu bir uzatma aparatı. Kaleminiz küçüldüğünde bile kullanabilmeniz için böyle bir uzatma aparatı kullanıyoruz. Üçüncü yöntem olan yumuşak geçişli tonlama yapmak için bu stab kalemi kullanıyoruz. Buna kaynaştırma kalemi, beyaz karton kalem filan da derseniz bulursunuz muhtemelen. Stab deyince kimse anlamıyor çünkü genelde bu kalem yerine pamuk veya kulak çubuğu da kullanılabiliyor. İlk olarak tarama yönteminden başlayalım. Bu yöntemle ince uçlu bir kalemle daha keskin, daha net hatlar elde ederiz. Bu yüzden 0-5 uçlu bir kalem kullanacağım. Tarama yönteminde ve genel olarak her yöntemde önemli olan detay ton ve ton geçişleridir. Açıktan koyuya doğru bu ton geçişlerine bağlı kalacağız. 4 ton gösterdim. Tarama yönteminde çizgiler aynı yöne doğru olur. Bu daha düzenli ve sade bir görüntü sunar bize. Bazen de en koyu yerlerde koyuyu güçlendirmek için bu taramanın yönünü değiştirebiliriz. Aynı zamanda bu 4 tonu 5'e, 6'ya, 7'ye veya daha fazlasına çıkarabiliriz. Uygularken daha iyi anlayacaksınız. Bu koyuları nereye uygulayacağımız önemli. Girintili yerler koyu, çıkıntılı yerler açık mantığıyla ilerleyeceğiz. Yani mesela alnın ortası, çenenin ucu, burnun ucu, elmacık kemikleri gibi yerler en açık olan yerlerdir. Burun ve dudak arası, burun ve çene arası, gözün iki yanı gibi yerler de koyu kalır. Bu yüksek alçak mantığında koyular açıklar çizdiğim bu dalga görüntüsünde olduğu gibi uygulanır. Ben tonlama yapmaya soldan sağa başlarım ve bunu genelde herkes bu şekilde yapar. Yani eğer sağ elinizi kullanıyorsanız soldan başlayın. Aksi halde eliniz tonlama yaptığınız yeri kirletebilir. Saç kısmına zemin rengi atıyorum en açık değerde. Kulaktan başlamayı seçtim. Bunun belli bir sırası yok. Gözden de başlayabilirsiniz. Belli bir taslak çizdikten sonra hani oran konusunda tonlama yaparken oranda bir sıkıntı olmayacağını artık bu noktadan sonra eminseniz, yani düzenli bir taslağınız varsa istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Gözüme çok çizgisel göründüğü için keskin hatları biraz eritiyorum.
koyu birkaç değer atıyorum. Yüzümüz yuvarlak olduğu için bize en yakın yer, yani orta kısım açık renk olur. Alnın yan tarafı ve yanağın yan tarafı koyu olur. Yan tarafa bir değer atıyorum. Hem bizden yüz ortasına göre uzak olduğu için hem de yanak girintisi olduğu için bunu belirtecek bir değer oluyor bu. Göze geçelim. Göz yuvarlaktır ve ışık önden geldiğinde iki yanı karanlıkta kalır. Aynı mantığı yüz tonlarken de kullanacağız. Orta ve çıkıntılı kısımlar açık, yanlar koyu olacak. Göz ve burun arasına da ton atıyorum. İki şişkin bölgenin arası karanlıkta kalır çünkü. Burun kenarlarına da bir ton attım. Ton atmak burnun yüksekliğini belirtmede önemli. Göz lensine geri dönüyorum ve yukarıdan aşağı, koyudan açığa olacak şekilde tonladım ve göz bebeğini ekledim. İki yanı istediğim ölçüde koyultabilirim. Elmacık kemiklerini orantılı tonlamak için iki çizgi atıyorum. Yanak girintisini güçlendirmek için bir ton koyu olacak şekilde taradım. Çene ve dudak altına kadar bu taramayı indirdim. Buruna ve diğer göze geçiyorum. Birebir aynı iki kaş göz oluşturmak için uğraşmayın. Aynı boyutta olsalar yeterli zaten. Yanağa dönüp bir ton daha ekliyorum. Bitire bitire gitmiyoruz. Her zaman bir şeyler ekleyip çıkartılabilir. Burun için çok sert çizgiler kullanmayız. Sadece en koyu olması gereken yerlere koyu ekleriz. Mesela burun delikleri. Burun kenarları için keskin çizgiler yerine ton geçişi oluşturacağız. Burnun altına bir ton attım ve iki yanını koyudan açığa tonluyorum. Bu yüz hatlarını tonlama konusunda tek tek daha ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum. Sonraki videolarda isterseniz tek olarak burun nasıl tonlanır, dudak nasıl tonlanır gibi daha ayrıntılı bunu işleyebiliriz. Burun altına yani dudak üstüne bir ton atıp bembeyaz duruşunu kırıyorum. Burundan dudağın iki yanına ton atıyorum. Tam ortası en koyu kısımlar olur ve üst dudak alt dudaktan koyu olur. Alt dudağa keskin çizgiler atmadan tonlayarak hacim veriyoruz. Yüz hatlarını gölgelendirirken çok böyle çizmemek önemli. Yani çizmiyoruz, ton atıyoruz. Bunu unutmayın. Keskin çizgiler kullanmıyoruz. Her ne kadar tarama yöntemi olsa da keskin çizgilerden kastım. Mesela dudağın dış kısmına çok keskin çizgiler atmak yerine eriterek daha yumuşak, daha tonlayıcı çizgiler kullanıyorum. Çene altına da bir ton atıyorum. Alt dudağın altında da ton olması bize çenenin sivri olduğu hissini veriyor.
Boyun altına da boynun geride olduğunu ve yüzün gölgesinin düştüğünü gösteren bir gölge atıyorum. Burnu belirginleştirecek birkaç çizgi ekledim ve elmacık kemiği altına bir gölge attım. Sağ gözü belirginleştirmek için yanına koyu bir çizgi atıyorum ve lensine geçiyorum. İki ucuna koyuluk ekliyorum ve yine gözün iki yanına koyu tonlar atıyorum. Göz torbasını da aynı mantıkla yapıyorum. Lens koyu oldu. Hamur silgiyle fazla tonu alıyorum. Şakaklarına bir ton ekliyorum. Gözlerin alt kısmına da bir ton ekliyorum. Bembeyaz olmamalı. Yine yanak girintisini yapıyorum. Kulağı yapıyorum ve iki kulağı geriye atmak için yine tarayarak ton ekliyorum. Bembeyaz olmamalı çünkü beyaz kısım çıkıntılıdır. Ve iki yanda olan kulağın arkada olması için taramayı atmak önemli. Boyun yuvarlaktır ve orta yani bize yakın olan kısım açık renk olur, iki yanı karanlıkta kalır. Zemin rengi attım ve iki yanı karartıyorum. Eğer tonlamamızın bazı kısımları yetersiz kalırsa, yuvarlak açık koyu mantığıyla tonları güçlendirebilirim. Yani tonlama yaparken bir yere tamamen yoğunlaşıp orayı karartmayın. Yuvarlak bir obje çizdiğimizi aklınızdan çıkarmayın. Yani yüz yuvarlaktır, ön kısım daha aydınlık olur, girintili yerler daha koyu renk olur. Saçlara koyular ekliyorum. Ton değerini yer yer arttırıyorum. Bu tonları daha da güçlendirmek için bir ışık gölge oyunundan da bahsedeceğim. Bir ışık kaynağı belirliyoruz ve ışığın geldiği kısımlar aydınlık, zıttı olan yerleri de karanlık bırakacağız. Işık soldan gelecek ve sağ kısım bu şekilde karanlıkta kalacak. Bu yöntemle çizimimizin boyutunu ve derinliğini arttırmış olacağız.
Işığın geldiği kısma geçip aydınlığı arttırmak için silgi kullanıyorum. Elmacık kemiği üstünü, yanak boşluğunu ve dudak üstünün bir kısmını siliyorum. Yani çıkıntılı olan kısımları daha da çıkıntılı hale getiriyorum. Yine çenenin bir kısmını da ışıklı olması için sildim. İkinci portrede başka bir yöntem kullanacağım. Gelişigüzel tonlama veya karalayarak tonlamak diyebiliriz buna. Bu yöntemi kullanacağım. Uçlu kalem yerine Lyra'nın 3B kalemini kullanıyorum. Göz kapağına ve burun girintisine ton atıyorum. Gözü belirginleştirdim. İsterseniz başlamadan önce bir ışık kaynağı belirleyelim ve ona göre tonlayalım. Bu sefer ışık sağdan gelsin. Bu yüzden yüzün sol kısmı en koyu tonların olacağı bölge olacak. Göz üstünü ve altını belirginleştirdim. Buruna hacim vermek için ton atıp diğer gözün girintisini yapıyorum. Alnına bir ton attım. Buruna hacim veriyoruz. Ucunu aydınlık olarak bırakacağız. Dudak üstüne geçtim. Bitire bitire gitmek zorunda değiliz. Dediğim gibi gözün iki yanına ton atıyorum. Gözleri belirginleştirdim. Kaşları yapıyorum. Oldukça serbest ve rahat bir yöntem olduğunu anlayabilirsiniz. Dudağın iki kenarına koyusunu attım ve tam yüzün ortasından geçen çizgiye bağlı kalarak dudak ortasını buldum ve oraya da koyu attım. Işık sağda, bu yüzden dudağın gölgede kalan kısmı, yani sol kısmına koyu attım. Diğer kısım daha açık kaldı. Alt dudağı da aynı mantıkla yapıyorum. Çeneyi kısaltıyorum. Gözüme biraz uzun geldi. Ve tonluyorum. Boyun kısmını en karanlık olacak şekilde tonladım. Şimdi yana açık bir ton ekliyorum. Ve elmacık kemiğini belirginleştiriyorum. Kulak altını ve üstünü gelişigüzel belirttim. Sonra geri döneceğiz. Çeneye ton attım ve şimdi sol tarafın karanlığını güçlendiriyorum.
Saça geçiyorum. Bombeli kısımlar açık renk olacak şekilde tonluyorum. Yani girinti çıkıntı mantığı saçta da geçerli. Yer yer yüzdeki koyuları güçlendiriyorum. Elinizde varsa 6B kalemle koyu değerlerini arttırabilirsiniz. Üçüncü ve son portrede çizgileri eriterek yumuşatan Stab kalemi kullanacağım ve zemin için Lyra'nın 3B kalemini kullanacağım. Eğer elinizde bu kalemden yoksa bir kulak çubuğu veya pamuk da kullanabilirsiniz. Bu yöntemde yine isterseniz 3B kalemle veya hangi kalemi kullanıyorsanız tamamen ikinci portredeki gibi açıklı koyulu bitmiş bir portre çizip Stab kalem veya kulak çubuğuyla eritebilirsiniz. Veya ton atıp eriterek sıralı olarak yapabilirsiniz. Ben ikinciyi seçeceğim. 3B kalemimle genel zemin tonlarını atıyorum. Işık sağdan gelecek. İlk iki portrede kullandığım mantıkta tonlar atıyorum. Yani yuvarlakları, ışığın çok geleceği ve az geleceği kısımları gözeterek tonluyorum. Ve eritme kalemimi alıyorum. Bu kalem kullandığınız tonları eritecek ve yumuşak geçişli bir çizim elde etmenizi sağlayacak. Ara ara kalem silgimle müdahale ediyorum. En son kalem silgi sert ışıklar atmak için işime yarayacak. Biraz Tae Young, biraz Michael Jackson gibi bir portre oluyor. Ara ara kalemle yeni koyular ekliyorum ve eritiyorum. Bunu sürekli tekrarlayacağım.
kalem silgiyle beyazlar sert olduğu an hamur silgiyle o keskin beyazları eritebilirsiniz. Saça yer yer koyular ekliyorum ve eritiyorum. Yanakları kınalı gibi ise hamur silgiyle fazlasını alın. Kalem silgiyle saçta net ışık çizgileri yapıyorum. Çenedeki bozuklukları düzeltip yumuşatıyorum. Malzemeler ve kullanışları ve tonlama türleri bu şekilde. Çok yorulduk, gerildik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bundan sonra size kalan tek şey bol bol pratik yapmak. Portre meselesini çözdüysek sulu boyayla portre yapmaya geçebiliriz. Haftaya ayraç videosunu atabilirim veya sulu boyayla portre çizimi yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.